Herkese merhaba. Bu videoda PBR materyal nedir, PBR materyal nasıl oluşturulur sorularını cevaplamaya çalışacağım. Önce PBR nedir onu öğrenelim. Fiziksel tabanlı render demek. Bu nedir? Işığın yüzeylerle nasıl etkileşime girdiğinin daha doğru bir sunumunu sağlayan bir gölgelendirme ve işleme yöntemidir. Yani daha gerçekçi renderlar alabilmemizi sağlayan bir yöntemdir. Fiziksel tabanlı render veya fiziksel tabanlı gölgelendirme olarak da geçer. Dokularımızı detaylandırmak neden önemlidir? Eğer siz tekstür sitelerinden indirmiş olduğunuz dokuları hiçbir ayar yapmadan çalışmanızda kullanırsanız mat bir görüntü elde edersiniz. Yani sadece indirdiğiniz resmi materyalinize atamış olursunuz. Sadece o resmi görürsünüz ama ışık ayarlarını yapmadığınız için gerçekçi bir materyal oluşturmuş olmayacaksınız. Bu yüzden PBR materyalleri kullanıyoruz. Ayarlamalarımızı yapıyoruz. Render sonucunda görüntü ham ve işlenmemiş puslu bir şekilde karşınıza çıkabilir sadece görüntüyü materyale atarsanız. Dokuları render motorlarında kullanarak dokulara yansıma yani ışığın yansıma yaptırmasını sağlamak, pürüzlü ve bölümleme gibi özellikler verebilirsiniz. Bu şekilde çalışmalarınızın çok daha kaliteli olmasını sağlayabilirsiniz. Çalışmalarınızın tümünde istediğiniz materyal çeşidi üzerinde bu dokuları kullanabilirsiniz. Aynı zamanda kaliteli bir etki oluşturmak sizin render motorları içerisindeki parametreleri ne kadar etkili kullandığınızla ilgilidir. Biz bugün Revit'te PBR materyal oluşturmayı öğreneceğiz. Materyal parametreleri bizim doku üzerinde kaliteli doğal etkiyi vermemiz için gereklidir. Şimdi hemen başlayalım örneklerle. Ben duvar üzerinden gideceğim. İki tane farklı duvar çizdim. Bunlar için materyaller oluşturacağız. Duvar bir materyalim için Acid Browser'dan fiziksel özelliği olan bir materyal seçeceğim. Kenarında ünlem işareti olanlar 2018'de gelenlerdir. Ve bunların fiziksel özellikleri yoktur. Yani PBR materyal kullanmak için çok uygun değillerdir. PBR materyalleri Revit 2019 ve sonraki sürümlerinde kullanabilirsiniz. Daha güzel materyaller oluşturacaksınız. Biz mesela bunu seçelim. Duvar 1 için. Duvar 2 için de bunu seçelim. İki duvar arasındaki farkları göreceğiz. Şimdi duvarlarımıza materyallerimizi atayalım. Şimdi Revit'i biraz küçültelim. Duvarımızda yaptığımız değişiklikleri canlı olarak burada göreceğiz. Evet, şöyle iyi. Şimdi duvar bir malzememiz için buraya duvarımızın resmini koymamız lazım. Burası bu image dokumuzun temel halidir. Bu doku diğer dokuların oluşturulmasını sağlar. Bu ana doku olmadan diğer alt dokuları oluşturamazsınız. Buraya tıklayarak Autodesk'in materyal kütüphanesinden de doku seçebilirsiniz. Veya benim gibi indirdiğiniz bir kütüphane varsa, bir önceki videoda nereden indireceğinizi söylemiştim bunları. Birkaç tanesi de söylemiştim. Buradan da
dokuyu sürükleyip buraya bırakarak oluşturabiliyoruz. Şimdi onaylayalım ve nasıl göründüğüne bakalım. Gördüğünüz gibi duvar 1 değişti. Duvar 2 standart. Burada resmimize tıklayarak yükseklik ve genişlik ayarlamalarını yapmamız lazım. En doğru ayarı bulmak için birkaç deneme yapabilirsiniz. Evet, şöyle bir duvar oldu. Gördüğünüz gibi sadece duvar resmini ekledim. Ve böyle oldu. Şimdi bunu duvar 2'ye de yapıp ikisi arasındaki farkları karşılaştıracağız. Duvar 2 için de bu resmi kullandım. Yine yüksekliğini ayarlayalım. Evet, şu an ikisi aynı. Burası yansıtıcılık değeridir. Eğer 0 yaparsanız ayna gibi yansıtır ışık vurduğu zaman. Pardon, duvar 2'de değişiklik yapıyoruz. Duvar 1'de yapmalıyız. Evet. Duvar 1'deyiz. Yansıtıcılığı 0 yaparsanız ayna gibi yansıtır. 1 yaparsanız da hemen hemen hiçbir şey yansıtmayacaktır. Bu ayarı da doğru yapmanız lazım. Bu kadar küçük ayarları şu anki Enscape'de fark etmeniz çok mümkün değil. Diğer ayarlamalarda farkları görebileceğiz. Şu an duvar 1'de çalışıyoruz. Duvar 2 ile 2'si arasındaki farkları göreceğiz. Roughness pürüzlülük ayarıdır. Yani duvarımız pürüzsüz değil, pürüzleri olması gerekiyor ki daha gerçekçi görünsün. Pürüzlü yüzey detaylarını daha fazla arttırmak için kullanılan siyah beyaz bir dokudur burası. Yani ana dokunun siyah beyaz halidir. Buraya da yine indirdiğimiz doku kütüphanesinden siyah beyaz kütüphaneyi buraya atabiliriz. Onayladığımızda aslında bunu çok yakına alarak fark edebiliriz bu yaptığımız değişiklikleri. Evet, çok ufak da olsa bir fark görünüyor. Bunlar tabii ki de animasyonlarda ve gerçekçi renderlarda daha büyük farklara yol açacaktır. Şu an o kadar büyük fark göremiyor olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi aslında değişiklikler oluyor. Tabii burada bunun da yüksekliklerini ana dokumuzla aynı yapmamız gerekiyor. Onayladıktan sonra değişmeyi görüyorsunuz. Evet, ikisi arasındaki farkı umarım fark edebiliyorsunuzdur. Buradaki yükseklik değerini de vermemiz gerekiyor. Şimdi bump dediğimiz pürüzlü yüzey detaylarını daha fazla arttırmak için kullanılıyor yine bu da. Burada mor bir bump seçiliyor burada. Yani şunu buraya koyuyoruz. Ve buradan yine yüksekliğini ana dokumuzla aynı yapıp onaylıyoruz. Burada yapmamız gereken daha gerçekçi olması için aşağıda harita seçeneği var. Buradan normal map dediğimizde burada yine pürüzlülük ayarını yapabiliriz. Gördüğünüz gibi daha gerçekçi bir şey oluyor. Hemen ikinci duvarımıza bakacak olursak. Düz bir resim gibi görünüyor ikinci duvarımız. Birinci duvarımız daha gerçekçi detaylara sahip, pürüzlülük yüzeyleri daha gerçekçi. Bu şekilde PBR materyal oluşturabiliriz. Burada tabii ki de yansıtıcılık özelliklerini değiştirebiliriz. Derinliklerini değiştirebiliriz. Gölgelendirme ayarlarını değiştirebilerek siz daha gerçekçi materyaller oluşturabilirsiniz.
Burada da tabii malzememizin nasıl görüneceği ile ilgili görüntüyü bize sunuyor. Bir de bunu ayrı bir video olarak çekmek istiyordum ama aslında şuradan da biraz bahsetmek istiyorum. Cutout dediğimiz zaman buraya bir resim yükleyelim. Mesela şu duvarımızı bu şekilde delikli yapabiliriz. Gördüğünüz gibi onayladığımızda delikli bir duvarımız oluyor. Bunun da ayarını doğru yaparsanız demek ki daha fazla yapmamız gerekiyordu. Şu şekilde açı da verebiliyoruz. Evet, böyle delikli yarı saydam bir duvar yapmış oluyorsunuz. Buralarda yine yarı saydamlık, yayma gibi özellikleri var. Ama genel olarak bahsetmek istediğim bunlardı. Materyaliniz için indirdiğiniz tekstürleri nasıl kullanacağınızla ilgili bilgiler vermek istedim. Son olarak gelişmiş uygulama kontrollerinden de bahsedelim. Videomuzu sonlandıralım. Buraya da yine bir siyah beyaz resim seçebiliriz. Bunlar da tabii ışığın yayılmasıyla ilgili özellikleri. Dediğim gibi bunları Enscape'de görmemiz çok, yani Enscape'de çok fazla fark edemeyebiliriz bu detayları. Ama gerçekçi bir render aldığımızda fark edeceğiz. Şimdi burada ikisi arasındaki farkı çok göremiyoruz. Duvarları biraz birbirine yaklaştıralım. Evet, şöyle yaparsak. Şöyle görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi üzerine değişiklik yapmadığım ama parametreli bir duvar, yani PBR materyal kullandığımız duvar. Sadece bunda ana resmimizi, ana dokumuzu kullanarak oluşturduk bu duvarı ve gördüğünüz gibi sadece dokuyu baz aldı. Işıklarını, gölgelendirmelerini ayarlamadık ve bu sadece bir fotoğraf gibi görünüyor. Ama burada ayarlamalarını yaptığımız duvar daha gerçekçi görünüyor. Tabii siz ayarlamaları daha fazla yaparak, üzerine uğraşarak daha gerçekçi materyaller oluşturabilirsiniz. Ben videonun çok uzamaması için çok detaylı bir anlatma yapamadım. Yani ayarlamalarını çok fazla detaylandıramadım ama bilmeniz gerekenleri anlattığımı düşünüyorum. Buradan 3D görünümden de tabii yine render de alabilirsiniz. Ben Enscape tercih ettim ama Ray Trace görünümünden de duvarınıza bakabilirsiniz nasıl görüneceğini. Evet, burada oluşturduğumuz duvar. Bu da üzerine değişiklik yapmadığımız duvar. İkisi arasında ciddi fark bence var. Yine buradan render alarak da farkı görebilirsiniz. Bu şekilde ayarlamaları daha düzgün yaparak şu görüntüleri kapatabilirsiniz tabii ki de. Ama çok belirgin bir şekilde görünüyor. Sağ taraftaki normal bir resim gibi görünürken sol taraftaki daha gerçekçi bir materyal gibi görünüyor. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Yapamadığınız yerler olursa yorumlara yazabilirsiniz. Materyal tekstür indirebileceğiniz web sitelerinden bir önceki videoda bahsetmiştim. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Aşağıya linkini bırakacağım. Söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.